Merhaba arkadaşlar, ben Hatice Demir. Eskev Akademi 6. sınıf İngilizce derslerimizin 6. ünitesinin 1. bölümüyle birlikteyiz. Ünitemizin ismi Occupation, yani meslekler. Bu ünitemizde neler öğreneceğiz? Kısaca bahsedelim. İlk olarak meslek isimlerinin İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz. Ardından karşımızdakinin ya da bir başka kişinin mesleğini öğrenmek için hangi soru kalıplarını kullanacağız ve bunlara nasıl cevap vereceğiz, bunları öğreneceğiz. Son olarak da daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz, yapabildiğimiz bir işi ya da yeteneği anlatırken kullandığımız can kalıbını hatırlayıp bununla ilgili alıştırmalarımızı yaptıktan sonra dersimizi bitireceğiz. Ünitemizin kelimeleri yani meslek isimleriyle başlıyoruz. Evet, doctor. Neydi doctor? Doktor. Worker, işçi. Farmer, çiftçi. Architect, mimar. Nurse, hemşire. Waiter, garson. Fireman, itfaiyeci. Policeman, polis. Engineer, mühendis. Lawyer, avukat. Hairdresser, kuaför. Vet ise veteriner anlamına gelen bir mesleğimizdi. Evet, ünitemizde kullanacağımız başlıca meslek isimlerimiz bu şekilde. Asking for job. Karşımızdakinin ya da bir başkasının mesleğini nasıl soracağız ve bize sorulduğu zaman nasıl cevap vereceğiz? Şimdi ona bakalım. Evet, bunun için birkaç tane kalıbımız var. Karşımızdakine mesleğini soruyorsak ilk olarak what is your job diyebiliriz. Yani senin işin ne? Job, iş demek. Buna ise nasıl cevap veriyoruz? Am is are kalıbıyla, yani olmak fiilinin yardımcı fiile dönüşmüş am is are haliyle cevap verebiliyoruz. What is your job dendiği zaman size, yani işin ne diye sorulduğunda siz I am a teacher, ben bir öğretmenim diyebilirsiniz. Evet, I am a teacher. Eğer bu kalıbı karşımızdakine direkt değil de bir üçüncü şahıs için soracaksak bu sefer nasıl soracağız? What is his job? Onun işi ne? His erkek kişiler için onun anlamındaydı. Eğer bir karşımızdaki bir kadınsa onun işini soracaksak bu sefer her job diyebiliriz. Yani buradaki his, her onun anlamında kişiye göre değişiyor, cinsiyete göre. Eğer üçüncü bir kişinin mesleğini soruyorsak what is his job diyerek, onun işi ne diyerek, buna ise nasıl cevap vereceğiz? Yine am is are kalıbıyla he is a farmer. O bir çiftçi diyebiliyoruz. Bir başka kalıbımız ise what is your ya da what is his job'dan başka. What do you do? Bu da geniş zamanla kurduğumuz bir meslek sorma sorusu. Yine ne iş yaptığını soruyoruz. Yani sen ne iş yaparsın anlamında mesleğini sormuş oluyoruz. Yine geniş zamanda sorulmuş bir soru ama biz yine am is are kalıbıyla cevap veriyoruz. I am an engineer diyebiliyoruz. Karşımızdaki bize işin ne, sen ne iş yaparsın diye sorduğunda I am an engineer diyebiliyoruz. Bakın burada e kullandık. Burada ise an. Daha önceki derslerimizi hatırlarsanız e ya da an bir anlamındaydı. Kendisinden sonra gelen sözcüğe bir anlamını katıyordu. Burada ben bir öğretmenim demiştik. Burada ise ben bir mühendisim dedik. Ama neye göre e ya da en diyoruz? Eğer kendisinden sonra gelen sözcük bir sessiz harfle başlıyorsa e kullanıyoruz. A teacher gibi. Eğer kendisinden sonra gelecek, yani bir anlamını verdiği sözcük bir sesli harfle başlıyorsa engineer gibi, o zaman ise en ifadesini kullanıyoruz. I am an engineer diyerek. Yine aynı kalıbı üçüncü bir şahıs için soracaksak bu sefer ne diyoruz? What does she do? Geniş zamanda biliyorsunuz I, you, we, they için do'yu kullanıyorduk soru sorarken. He, she, it için ise does'ı kullanıyorduk. Burada üçüncü bir şahıstan bahsettiği için does yardımcı fiil ile sorulacak. What does she do? O ne iş yapar demiş olduk. Yine cevabımızı emizar kalıbında she is a lawyer. O bir avukat diyerek cevaplayabiliyoruz. Bir başka kalıbımız, soru kalıbımız ise what is your occupation? Yani senin mesleğin ne diyerek de sorabiliyoruz. Yine cevabımız aynı şekilde I am an architect.
ben bir mimarım diyerek cevap verebiliyoruz. Yine bunun üçüncü şahıs için karşımızdakine bir başkasının mesleğini soruyorsak, what is your father's occupation? Yani senin babanın işi ne diye sorabiliriz. Bunu değişik şekilde de çeşitlendirebiliriz. What is your mother's diyebiliriz. What is your brother's diyebiliriz. What is your father's occupation? Yani senin babanın mesleği nedir diye sorduğumuzda cevap olarak he is a taxi driver diye cevap verebiliriz. O bir taksi şoförü diyerek. Evet, şimdi bir başka gramer konumuz can kalıbından bahsetmiştik. Yapabildiğimiz bir fiili ya da yeteneği anlatırken can yardımcı fiilini kullanıyoruz. Can cümleye ebilmek anlamını katıyor. Yani o işi, o fiili yapabildiğimizi, gücümüzün yettiğini ya da bu işe yeteneğimiz olduğunu anlatırken can kalıbını kullanıyoruz. Peki can kalıbının gramer sıralaması nasıl? Hemen cümle kalıbımıza bakalım. Yine öznelerimiz I, you, we, they ve he, she, it. Bütün öznelerimiz için aynı şekilde özneden sonra can'i getiriyoruz. Bu olumlu bir cümle oluyor. Daha sonrasında ise verb yani fiilimizi yerleştiriyoruz ve cümlemiz olumlu bir cümle, yapabildiğimizi ifade ettiğimiz bir cümle haline geliyor. Örnek verelim buna. I can swim. Ne demiş olduk? Ben yüzebilirim. Ya da he can cook. O yemek pişirebilir. Evet, öznemiz, daha sonra can ve daha sonra fiilimizi ekledik ve bu işi yapabildiğimizi anlatmış olduk. Eğer cümlemiz olumsuz cümle olacaksa bu sefer özneden sonra cannot ya da kısaca can't diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde öznemiz, daha sonra olumsuzluk ekiyle beraber can'i kullanıyoruz ve yine arkasından fiilimizi ekliyoruz ve cümlemiz olumsuzlaşıyor. Yani yapamadığımızı ifade edeceğiz. Buna örnek verelim. You can't drive a car. Sen araba kullanamazsın. Evet, yapamadığı bir işi anlatmış olduk. Bir başka örnek. She can't play the piano. Burada ne dedik? O piyano çalamaz diyerek yine cümlemiz olumsuz oldu. Olumlu da can, olumsuz da can't ya da can't kullanıyoruz özneden sonra. Fiillerimiz bütün cümlelerimizde yalın halde herhangi bir ek almıyor. Olumlu cümlemiz bu şekildeydi, olumsuzumuz bu şekildeydi. Eğer soru cümlesi haline getirmek istiyorsak ne yapıyoruz? Diğer zamanlarda kullandığımız bir kalıp şeklinde özne ile yardımcı fiilimiz yani can'in yerini değiştiriyoruz. O zaman cümlemiz soru haline geliyor. Bir örnek verelim. Can you repair a car? Sen araba tamir edebilir misin? You can repair a car demiş olsaydık, önce öznemiz daha sonra can gelseydi, burada yapabilirsin yani sen bir araba tamir edebilirsin demiş olacaktık. Ama can ile öznemizin yerini değiştirdiğimizde cümlemiz soru haline geliyor ve sen bir araba tamir edebilir misin haline geliyor. Eğer buna olumlu cevap vereceksek, yes I can, evet yapabilirim, ya da no I can't diyerek, hayır yapamam diyerek olumsuz cümle olumsuz cevap verebiliriz. Başka bir örnekte can she speak French? O Fransızca konuşabilir mi? Yine yapabildiğini, yeteneği olduğu ya da bunu yapabildiği bir işi anlatıyoruz ya da soruyoruz. Bu durumda ne cevap verebiliriz? Yine iki şekilde, olumlu ya da olumsuz. Yes, she can ya da no, she can't diyerek evet yapabilir, konuşabilir ya da hayır konuşamaz diyerek cevap vermiş oluyoruz kısa olarak. Guess the occupations. Evet, şimdi ise kullandığımız, biraz önce öğrendiğimiz can kalıbını ve mesleklerimizle ilgili cümlelerimiz var. Bunları eşleştirmemizi istiyor. Guess the occupations diyerek meslekleri tahmin et diyor. Nasıl bir eşleştirme istiyor bizden? Buradaki sıralanmış
şıklarımızda meslek isimleri var. Burada ise bu mesleklerin yapabildiği işleri anlatıyor. Hangi meslek hangi işi yapıyorsa, yapabiliyorsa ona göre eşleştirmemiz isteniyor. Önce mesleklere bakalım. Neymiş? A mekanik, tamirci. A hairdresser, kuaför. A nurse, hemşire. A teacher, öğretmen. A dentist, dişçi. A cook, aşçı. Evet, bunlara karşılık gelen işlere bakalım ve bunları eşleştirelim. Evet, ilk cümlemiz she can help doctors and patients. Evet, ne yapabiliyormuş bu? O doktorlara ve hastalara yardım edebilir. Evet, doktorlara ve hastalara yardım edebilen buradaki hangi meslekti? Nurse, değil mi? Hemşire. Evet, bunun karşılığındaki C'ydi. He can teach students a lot of new things. Evet, burada yapabildiğine o öğrencilere birçok yeni şey öğretebilir. Evet, öğrencilere öğretmek olan, işi öğretmek olan hangi meslekti? A teacher, yani bir öğretmen bunu yapabilir. O zaman bu da D. I can cut and design hair. Evet, ben saç kesebilirim ve saçları tasarım yapabilirim. Evet, saç kesip saç tasarımı yapan hangi mesleğimizdi? A hairdresser, yani kuaför. Bu da B. He can prepare delicious food. O lezzetli yiyecekler hazırlayabilir. Evet, yemek yapmak işi olan ve lezzetli yemekler yapabilen hangi mesleğimizdi? A cook, yani aşçı. Bu da F. I can repair cars. Ben arabaları tamir edebilirim. Evet, araba tamir edebilen hangi mesleğimiz? A mechanic, yani tamirci. Son cümlemiz. She can pull out your teeth. O senin dişini çekebilir. Evet, diş çekme işi, mesleği hangisini ifade ediyordu? A dentist, yani bir dişçi. Bu da E şıkkıydı. Evet, bu ünitemizde ilk bölümü olan meslekler ve can kalıbını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 6. ünitemizin, occupation ünitemizin 2. dersinde ise simple past tense, yani geçmiş zamanı öğreneceğiz. Onu bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.